Herkese merhabalar. Anlam bilgisi soru çözümü ile Türk yolculuğumuza devam ediyoruz. Nasılsın Tonguç'um? Süperim öğretmenim. Wow süperim diyorsun. Tebrik ediyorum seni. Ben de seninle birlikte birazdan sorular çözeceğim için gerçekten çok mutluyum. Maymun gözünü açtı ve bugün sözcükte anlam, cümlede anlam, parçada anlam, tablo grafik yorumlama, atasözleri, deyimler ve özdeyişlerle alakalı mükemmel bir şekilde sorular çözeceğiz. Ve ardından da bak gerçekten çok güzel sorular var bizi. Çok güzel sorular bekliyor. Bu soruları çözdükten sonra da Tonguç'um ekranları başındaki arkadaşlarımız da tabii ki bizlerle bu soruları çözecekler. Ve 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 en önemlisi daha sonrasında Zoru Bankası'nda ödevlerimizi yaparak yazılarımıza, sınavlarımıza çok iyi bir şekilde hazırlanacağız. Yazılar geliyor yazılarda. Ne yapacağız için um? Mutlaka ve mutlaka öğretmenlerimizi dinleyeceğiz. Harikasın. Öncelikle öğretmenlerimizi dinleyeceğiz. Okuldaki öğretmenlerimiz bizlere yazılarla alakalı en güzel şeyleri söyleyen kişiler. Ardından da eve gelip tekrarlarımızı yapacağız, videolarımızı izleyeceğiz. Akıl notlarımızdan bunları yazılardan önce yanımıza gezdirebiliyoruz biliyorsun. Akıl notlarımızdan güzel güzel çalışacağız. Küçük ufacık böyle çok tatlı bak. Zoru Bankası bu kadar. Akıl notları mintoş böyle küçük. Bunlardan güzel güzel çalışacağız ve ardından da başarı bizleri bekliyor. O zaman herkes arkasına yaslansın, emniyet kemerini bağlasın, koltuklarını dik konuma getirsin. İkram servisi başlıyor. Hayır, ikram servisi başlamıyor Tonguç'um. Soru servisi başlıyor. Sorularımızı başlatıyoruz ve ilk sorumuz geldi. ekranları başı arkadaşlar da bizlerle beraber çözsünler. Şimdi, yok ki Hemen C diye atma Tonguç'um. Öyle atmak yok. Atarak çözmeyeceğiz. Hayır, hayır, hayır. Soruyu okuyacağız. Ondan sonra A mı, B mi, C mi D mi bakacağız? C, B öyle olmaz. Şimdi Tonguç cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin hangi anlamda kullanıldığını belirleyecektir. Wow. Buna göre hangi seçenek doğrudur diyor. Bakalım. Uyanır uyanmaz perdeyi açıp dışarıya baktım. Sence buradaki perde hangi anlamında Tonguç'um? Gerçek öğretmenim. Harikasın. O zaman buraya yazıyorum. Gerçek. Bu gerçek anlamında. Devam edelim olaylara karşı kör ve sağırdır. Şimdi buradaki körlük gerçek görülme yani görememek eee amalık gibi körlük gibi değil. Buradaki olayları görmezden gelir demek istiyor. Dolayısıyla bu mecaz anlamda Tonguç çevrildi benim. İki noktadan tek doğru geçer demiş. Doğrudan kastı hani matematikte doğrular var ya işte doğru açı. Evet ışın var. Çok güzel söyledin. Buradaki doğru bir matematik terimi. Dolayısıyla buraya da bir terim yazıyoruz. O zaman cevabınız olacak gerçek mecaz terim. Gerçek mecaz terimin olduğu hangisi? Bakalım. Ha, Bursa seçeneği. Bak attın tutmadı. Görüyor musun? Cevap B'ymiş. Bursa'ymış. Tebrik ediyoruz. Doğru yapan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Kolay bir soru değildi. Seçici bir soruydu. Zaten bizler e, Zoru Bankası'nda da böyle seçici sorular sormaya çalışıyoruz. Ama böyle inanılmaz kazık. Sınavlarda çıkmayacak anlamsız zorlukta değil. Kaliteli zorlukta sorular. Hemen diğer sorumuza geçiyorum. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde ikileme... İkileme ne demek? Şakır şakır. Horul horul. Bak birazcık da horlama sesi verdim. Vızır vızır ve eski püskü bunların her biri birer ikileme. Tamam. Ee, tabiat taklidi seslerden oluşan sözcüklere yansıma denir. Yansıma da doğada duyduğumuz seslerdir. Mesela... How, how, how. Evet bak mesela köpek dediğin gibi havlıyor mesela. Veyahut da kedi ne yapıyor? Meow. Çok güzel. Kedi dediğin gibi miyavlıyor. Bunlar doğada duyduğumuz sesler. Kedi miyavlıyor diyoruz. Köpek havlıyor diyoruz. İşte bu yansıma doğada duyduğumuz sesler. İkilemeler yansıma sözcükler ile de oluşturulabilir diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ikileme yansıma sözcüklerden oluşmamıştır diyor. Bakalım. Yağmur şık 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 şık. Yağmur şakır şakır yağıyor. Burada bir ikileme var ve yansıma sözcüklerle oluşmuş. Horul horul uyuyor. Burada da yansıma sözcük zaten bunu da söylerken. Uyumayın öğretmenim. Hayır canım uyumadım ya. Ses taklidi yaptım Tonguç'um. Niye uyuyakalayım Allah'ım ya Sinekler vızır vızır rahatsız etti. Yazın sineklerden nefret evet, ediyorum. Evet, yazın gerçekten ben de sivrisineği sevmiyorum Tonguç'um. Sinekler vızır vızır rahatsız etti. O zaman vızır vızır da burada ne oluyor? Net bir şekilde, süper bir şekilde yazma sözcük oluyor. Eski püskü bir elbise giymiş. Eski püskü diye bir şey yok ki. Eski püskü zaten bir yani eski püskü bir doğada duyduğumuz bir ses değil. Bunlar zaten kelime. Biri anlamlı, biri anlamsız kelimeler oluşan bir ikileme yapılmış. O zaman sana çok zor bir soru soracağım. Ekranları başlık arkadaşlarımız bilecek mi? Kuşlar, kuşlar ötüyordu. Burada sence yansıma sözcük var mı Tonguç'um? Var öğretmenim. Evet patladın, patladın, patladın. Ötüyordu diye yansıma sözcük olmaz. Kuşlar öt 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 diye ses çıkarmıyor ki. Kuşlar cik 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 diye cıvıl cıvıl ses çıkarıyor. Dolayısıyla ötmek yansıma sözcük değildir. Bu da önemli bir uyarı olsun sana Tonguç eladı benim. Hatta bize şöyle güzel bir kuş sesi verelim ki arkadaşlarımız da dinlesinler. Çok güzel. Şimdi Hocak soruncağımızı işaretleyip işaretledim. hemen diğer sorumuza geçiyoruz. Numaralanmış sözcüklerle anlamlı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur diyor. Şimdi anlamlı bir cümle oluştururken öncelikle bulmamız gereken kelime cümlenin sonuna gelecek olan ve cümlenin anlamlı bir yargı almasını sağlayan, cümlenin bitmesini sağlayan ifadedir. O da burada okul bir açılırsa kapanır bir hapishane cümlesinde kapanır ifadesidir. Yani cümlenin en sonuna kapanır gelecek. Kapanır çünkü burada e ee, cümleyi bitirebilecek ifademiz bu. Bunu ileriki sınıflarda göreceğiz. Bunlara biz yüklem diyeceğiz. Ama şimdi yüklem demiyoruz. Şu anda cümlenin sonuna gelen yargıyı bitiren ifade diyoruz. Tamam. Kapanır. Şimdi nasıl olabilir acaba? Bir hapishane açılırsa bir okul kapanır. Anlamsız. Bir okul açılırsa bir hapishane kapanır. Çok güzel söyledin Tonguç'um. Harikasın. Harika buldun. O zaman senin söylediğin hemen yazıyorum. Bir okul açılırsa bir hapishane kapanır. Tebrik ediyorum seni gerçekten çok zekisin. Ekranları başındaki arkadaşlarımız da bildilerse onları da gerçekten alkışlamak istiyorum. Gerçekten yetişsiniz arkadaşlar. Hepiniz sevgili. Bir okul açılırsa bir hapishane kapanır. Niye? Çünkü okula gidince insanlar eğitim alır, öğrenir, hatalı şeyleri yapmazlar, doğru yanlış fark ederler ve hapishaneler boş kalır. Niye? Çünkü kimse hata yapmaz, kimse suç işlemez. İşte o yüzden okullar önemli. O zaman burada... Her yere okul açılır. Çok güzel de. söyledin. O zaman her yere okul açmamız lazım. Aferin Tonguç'um. Şimdi o zaman burada iki... Ee, İki, bir, e sıralama bakalım. 2 1 oluyor. Sonra 3 5 6 4 yani cevabımız D oluyor. Burada sıralamasından ziyade esas önemli olan şey nedir? Tabii ki de Zaten 5'te bir diye başlıyor ama 5'i başa koymamış. O zaman 2'deki 1 ile başlayacağız. Bir okul açılırsa bir hapishane kapanır. İnşallah bütün hapishaneler kapanır diyoruz. Ve hemen geçiyoruz diğer soruya. Aşağıda cümleler ve özellikleri verilmiştir. Hangi cümlenin yay ayraç içerisinde belirtilen özelliği yanlış verilmiştir diyor. Bakalım. A. Dünyanın en hızlı koşan hayvanı çıtadır demiş. Burada karşılaşamayanmış. Kimle neyi karşılaşamış olmuş? Çita ile dünyadaki diğer hayvanları. Harikasın tebrik ediyorum seni. Çıta ile Dünyadaki diğer hayvanları karşılaştırmış. En hızlısında çıta olduğunu söylemiş. Burada zaten en ifadesi bizi karşılaştırmaya götürüyor. Eve döndüğü için ailesi çok mutluydu. Neden sonuç cümlesi? Neden ailesi çok mutluydu? Çünkü eve dönmüş. Hoş geldin. Çok mutlular. O zaman bu da doğru. Buraya doğru işaretimizi koyalım. Buraya da doğru işaretimizi koyalım. Kar gibi beyaz çamaşırları etrafa yayılmıştı. Karşılaştırma cümlesi diyor. Burada kar gibi beyaz derken burada gibiyi kullanarak esasında benzetme yapmış. Yani çamaşırların beyazlığını Mesela diyelim ki atletin beyazlığını kar da bembeyaz ona benzetmiş. Burada benzetme yapılmış. O yüzden bu karşılaştırma cümlesi değil. Zaten karşılaştırma cümlelerinde bu böyledir, şu ise şöyledir. Bu daha böyledir. En böyle olan budur. Yani bu böyle ise bu da böyledir gibi daha ise kadar en gibi ifadeler kullanılır. Aynı A seçeneğinde olduğu gibi. D seçeneğine bakalım. Deniz seçeneğine. Dağ gibi bulaşık tezgahın üzerinde birikmiş. Bak bulaşıkları dağa benzetiyor. Gerçekten de bulaşıklar yıkanmadığı zaman dağ gibi oluyor. Çok güzel benzetilmiş. Bu da doğru. O zaman A, B ve D seçenekleri doğru ancak C seçeneği yanlış verilmiş e, yay ayraç içerisinde. Hop çkilop geçiyoruz diğer soruya. Numaralandırılarak verilen cümlelerin hangisinde hayal ürünü bir ifadeye yer verilmemiştir diyor. Yer verilmemiştir diyor. Bakalım. Şimdi kümesdeki horoz kızgın kızgın söylemeye başladı. Gerçekten horoz da hemen öttü gerçekten. Horoz kızgın kızgın söylenmeye başladıysa Horoz bir kere kızmaz ki şöyle bir horoz var. Şöyle sinirli böyle. Hmm. Şöyle sinirli gergin bir şekilde. <laughs> Baba ne oldu niye sinirlendin? Hmm. Sinirleniyor horoz böyle. Horozlar erkek olur genelde. Genelde de her zaman erkek olur. Ve böyle sinirlenirler. Ya niye sinirleniyorsun ki? Ama şimdi söylenmeye başladı diyor bir de. Allah'ım yarabbim horozu konuşturmuş yani resmen hayali bir şey. Karga'nın bu sözleri Türkiye'ye ders oldu. Nasıl yani ya? Nasıl? Karga konuştun mu ki tilkiye dersi olsun? Tilkinin kafası bu kadar çalışıyor mu? Hmm, bir daha bu hataları yapmayın diyecek. Bunlar hep hayal bak. Buraya yaz, yanına H he yazdıklarım hep hayal ürünü bir ifade Tonguç'um. Nesrin saatlerdir televizyon karşısında duruyor. Bu olabilir. Bu gerçek. Maalesef gerçek. Gerçekten e, arkadaşlarımız, çocuklarımız hatta bazen ben de televizyonun karşısına böyle dakikalarca saatlerce durmuyorum ama dakikalarca durduğum oluyor. Çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey yapmamak lazım. Saatlerdir televizyon karşısında niye duruyorsun Nesrin? Kalk gözün bozulacak. Altın meyve veren ağacın dallarını budamıştım. Altın meyve veren ağaç mı? Ne güzel ağaç. Hemen gidip bulalım Tonguç'um orayı. Yani böyle bir şey olabilir mi? Altın meyve veren ağaç. Yani yani bu, bu da yine bir hayal ürünü. Dolayısıyla cevabımız C. Yani üçüncü cümle. Hemen geçiyoruz diğer bir soruya. Numaralanmış atasözlerinden hangilerinin konuları aynıdır diyor. Bakalım. Şimdi. Demir tavında dövülür. İşleyen demir pas tutmaz. Lafla peynir gemisi yürümez. Akan su yosun tutmaz. Şimdi bakalım. Demir tavında ölür demek. Her iş zamanında ve uygun durumda yapılır demek. Yani şimdi şu demir ya mesela şu saat demirden yapılmış. Eğer bunu sen tam böyle kızgınken ya oynatmazsan böyle ona tam o zaman şekil vermezsen. Biraz soğumasını beklersen bu sefer şekil veremezsin. Sertleşir. Sertleştiği zaman da mesela bak şu ataç mesela. Böyle yumuşacık şu anda bak çıt çok zor bunu değiştir. Böyle gerçekten. Ama bu çok yumuşakken yani. hop 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 şekil verebiliyorsun. Ya da şu kalemle mesela hop hop çikilop, şekil verebiliyorsun. Yani sıcakken tavasındayken böyle sıcak bir tavaya koyuyorlar. Şöyle bir tava düşün tamam mı? Şöyle tavanın içinde altına ateş veriyor. O sırada bunu koyduğun zaman şekil verilebiliyor. Ama o sırada koymazsan ne olur? Geç kaldınız kusura bakmayın. Dolayısıyla her iş zamanında ve uygun durumda yapılır demek. O zaman bunun anlamını aklımıza yazdık. Anladın mı Tonguç'um? Anladım öğretmenim. Harikasın. İşleyen demir pas tutmaz da tembel tembel oturan kimse hantallaşır, iş yapma yeteneğini yitirir. Yani böyle sürekli böyle öf, öf böyle durursan, hiç spor yapmazsan, hiç ders çalışmazsan bak mesela hiç spor yapmazsan ne olur? Vücudun hantallaşır yani rahat hareket edemez. Eğer hiç ee, nasıl söyleyeyim sana hiç ders çalışmazsan da de beynin hantallaşır. Beynin çalışmamaya başlar. Sürekli televizyon izle sürekli oyun oyna artık beynin onlara odaklanır ve beynin yavaş yavaş gidi verir yani. O yüzden beynimizi çalıştırmamız da gerekiyor. Nasıl kolumuzu çalıştırdığımızda e, kollarımız güçleniyorsa beynimizi çalıştırdığımızda da böyle sorular çözdüğümüzde testler çözdüğümüzde bir şeyler okuduğumuzda kitap okuduğumuzda mesela beynimiz güçlenir. Dolayısıyla işleyen demir pas tutmaz. İşlemeyen demir pas tutar. Çalışmayan insan hantallaşır gibi. Şimdi bu ikisi birbiriyle alakalı değil. Geçtik bunu. O zaman bir olduğu seçeneği A seçeneğine eledim. Lafla peynir gemisi yürümez. Şimdi şöyle yaparım böyle yaparım demekle yapılması gereken iş yapılmaz. Mesela bir gemi düşün. Şöyle bir gemi var. Kocaman bir gemi tamam mı? Bu gemi peynir taşıyor. Tamam üzerinde peynir varilleri var böyle koca koca konteynerleri. Ve gemiyi yürütmek için sen diyorsun ki haydi yürü yürü. Yürümez ki gemi. Öyle olmaz gemiyi çalıştırman lazım. İşte demirini işte gemi dem, limana demir attıysa o demirin sökülmesi lazım. Yani kaptan onu sürmesi lazım. Öyle olmaz. Gemi, gemi. Böyle bir şey olmaz. Lafla peynir gemi sürmez. Yaparım yaparım demekle de olmaz. Çalışacağım diyorsan çalışacaksın. Ben akıl notlarını alacağım çalışacağım diyorsan alacaksın ve çalışacaksın. Zoru bankasından soru çözeceğim diyorsan çözeceksin. Cevaplarına bakacaksın falan filan. Dolayısıyla öyle olmaz. Konuşmakla olmaz. Bu da yine bir iki üç gene farklı oldu. 1 ile üç de aynı değil. Bir ile üç de alakası duruyor. Bakalım dörde bakalım. Akan su yosun tutmaz. Su şöyle akıyor la 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 la. Su akarken de ne oluyor ve yosun tutmuyor. Yani çalışan insan tembellik yapmaz, çalışan insan hantalaşmaz. Yosun tutmak su için kötü bir şey. Yani böyle yosun tutmuş yani durmuş yani kurumuş ama ak akıyorsa yosun tutmuyorsa bu iyi bir şey. Dolayısıyla burada 2 ve dört e, iki ve 4 oluyor Bursa seçeneği. İşleyen demir pas tutmaz, akan su yosun tutmaz. Diyorum geçiyoruz diğer soruya. Aynı anlama gelen deyimlerin yazılı olduğu kutucukları boyadığımız hangi seçenekteki görüntü oluşur diyor. Bakalım. Ateş püskürmek yani çok sinirli. Ağzı kulaklarına varmak yani çok mutlu. Etekleri zil çalmak yani çok e, sevinçli. Çok mutlu. Etekleri tutuşmak yani endişeli bak. Etekleri tutuşmak deyince aklımıza endişe geliyor. Ağzı kulaklarına varmak deyince mutluluk geliyor. Böyle ağzı diye böyle ağzı böyle ağzı artık kulaklarına varmış mutluluktan. Yani çok mutlu anlatıyor değil Mutlu. Etekleri zil çalmak da mutlu sevinçli. Ateş püskürmek ise sinirli anlamında kullanılıyor. O yüzden burada şu ikisinin boyalı olduğu şeyi bulmamız lazım. Bakalım. Burada alttakiler, burada üsttekiler, burada yanındakiler. Heh, cevabımız D seçeneği Tonguç Eyladı benim. Geçtik hemen diğer sorumuza. Verilen cümlelerde atasözü kullanıldıysa kutucuğa A, deyim kullanıldıysa D, özdeyiş kullanıldıysa Ö, yazdığımızda nasıl bir sıralama ortaya çıkar diyor. Bakalım hep beraber görelim. Şimdi Yunan komutanlar bu beklenmedik baskın karşısında paniğe kapıldı. Şimdi böyle bir atasözü olmaz, Özdeğiş de olmaz. O zaman burada deyim var. Hangisi deyimmiş Songucu? Um? Paniğe kapılmak. Harikasın. Paniğe kapılmak deyim. O zaman buraya D yazıyorum. Çok güzel. Buraya D yazdım. Paniğe kapılmak deyimi var. Atatürk geldikleri gibi giderler dedi diyor. Bak şöyle Türkiye imzasını atalım ve e, Atatürk'ün resmini de çıkaralım. Ha. Atatürk geldikleri gibi giderler diyor. Bu nasıl oluyor biliyor musun Kurtuluş Savaşı başlamadan önce Birinci Dünya Savaşı sırasında böyle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, İngilizler, Fransızlar böyle işte ne bileyim İtalyanlar, Yunanlar hepsi birden böyle bize saldıracaklar. Gemileriyle geliyorlar İstanbul'a. Mustafa Atatürk de o sırada İstanbul'da bunları görüyor böyle diyor ki geldikleri gibi giderler diyor. Gerçekten de geldikleri gibi gidiyorlar. Bu çok güzel bir özdeş. O zaman buraya da Ö yazıyoruz. Milli mücadele dönemi birlikten kuvvet doğar atasözünün daha doğrusu sözünün en güzel örneğidir diyor. Birlikten kuvvet doğar da bir atasözü. O yüzden burası da A olacak. D Ö A yani cevabımız A seçeneği. Bu metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? Ana fikir ne demektir Tonguç'um? Fikirlerin annesidir. Çok güzel açıkladın. Fikirlerin annesidir. Yani yardımcı fikirler vardır. Mesela şu 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 şu. Bunlar yardımcı fikir. Onların annesine yani anasına ana fikir deriz. En başındakine ana fikir deriz. Hepsi ondan doğar. Şimdi teknolojinin gelişmesiyle birlikte çocuk oyunları da değişmiştir. Eskiden kapı önlerinde yapılan grup aktivitelerinin yerine tek başına oynanan kumandalı arabalar, robotlar ve bilgisayar oyunları almıştır maalesef. Şimdi grup aktiviteleri çocukları olumsuz etkiler. Böyle bir şeyden bahsetmedim. Eskiden oynanan oyunlar çok daha güzeldir. Bu doğru ama bundan bahsetmedim. Teknoloji çocuk oyunlarını bireysel hale getirmiştir. Evet. Eskiden bak ne oldu? Grup aktivitelerinin yerine tek başına oynanan oyunlar aldıysa çocuk oyunlarını bireysel hale getirmiştir diyebiliriz. Bak eğer bunlar böyle beş arkadaş oynuyorsan bu nedir? Grup aktivitesidir. Ama sen evde tek başına oynuyorsan bu nedir? Ee, bireysel aktivitedir. O yüzden cevabımız C gibi. D'ye bakalım. Bilgisayar oyunları çocuklar için sokakta oynamaktan daha faydalıdır. Hayır. Tam tersi esasında. Sokak oyunları daha güzel. O yüzden cevabımız C. Şimdi öğretmenim grup halinde de bilgisayar oyunu oynuyoruz. Evet o da var ama sonuçta dışarıda oynamanın, dışarıda dolaşmanın, temiz havayı almanın, oksijen içimize çekmenin yeri bambaşka. Bir de sen o grup halinde oynasan bile oyunu yine ekran karşısı olduğun için gözlerine zarar verebiliyor. Geldik buraya. Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi o zaman bana söyle bakalım Tonguç. Ana fikir fikirlerin annesi ise, ana duygu duyguların nedir? Duyguların annesi. Çok güzel. Ana duygu da duyguların annesi. Gerçekten mükemmel izah ediyorsun. Birçok duygunun temeli oradan çıkıyor. Bakalım. Yaşamak güzel şey doğrusu. Üstelik hava da güzelse, hele gücün kuvvetin yerindeyse, eline ekmek tutmuşsa bir de, hele tertemizse gönlün diyor. Yani sağlığın önemi, yaşama sevinci, tabiat sevgisi, dostluğun önemi. Sence bunlardan hangisi doğru cevap Tonguç'um? Yaşama sevinci. Harikasın, tebrik ediyorum seni. Yaşama sevinci doğru cevabımız. Niye? Yaşama güzel şey doğrusu diyor. Sağlığımız yerindeyse, hava da güzelse çok güzel diyor. Geldik hemen diğer sorumuza. Yukarıdaki cümlelerin hangisi cümlenin eşleştirildiği sorunun cevabı yoktur diyor. Bakalım. Toplantıya yürüyerek geldim. Bu nasıl eşleştirilmiş? Nasıl geldim? Yürüyerek geldim diyebiliyoruz. O zaman e, üçgende sorun yok. İlk kez sinemaya gideceğim için heyecanlıydım. Neden? Neden heyecanlıydım? İlk kez sinemaya gideceğim için. Bu sorunun cevabı da var. O zaman e, pardon. Üçgeni elecektim. Bu kareyi eledim. Devam edelim. Bahçede bir kedi gördüm. Ne gördüm? Kedi gördüm. Tamam bunun da cevabı var. Herhalde cevabımız kalp. Bakalım. Kırmızı renkli eteğimi çok seviyorum. Nerede? Aa bu sorunun cevabı yok. Nerede sevdiği söylemiş. Neyi seviyorum? Kırmızı renkli mi? Ne kadar seviyorum? Çok seviyorum. Bunları söylemiş. Ama nerede seviyorum? Okulda giyerken mi? Evde giyerken mi? Bilmiyorum. Nerede giydiğini söylememiş. O yüzden cevabımız D seçeneği. Geldik buraya. Yukarıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulursa sıralama... Aa iki tane soru çıkıyor bir tane metinden. Bakalım dikkat olmamız lazım. Yukarıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulursa sıralama nasıl olur diyor bakalım. Güvercin gagasıyla yakaladığı bir dal parçasını getirerek karıncanın önüne bırakmış. Rüzgar vurunca dal kenara yanaşmış ve karınca kurtulmuş. Güzel parlak tüylü bir güvercin dere kenarına eğilerek su içiyormuş. Karınca dal parçasının üzerine çıkmış. Bu sırada bir karıncanın suya düşünü görmüş. Şimdi gördüğün gibi karma karışık vermişler. Ama biz bu tarz sorularda öncelikle neyi bulmalıyız Songuç'um? Cevabı bulmalıyız. Tabii ki öncelikle cevap bulmalıyız ama cevap bulmadan önce neyi bulmalıyız biliyor musun? Öncelikle ilk cümleyi bulmalıyız. İlk cümleyi bulursak o zaman çok rahat ederiz. Şimdi bak. Bir kere ilk cümlede bu sırada diye bir şey olmaz. Karınca dal parçasının üzerine çıkmış da anlamsız oluyor. Ee, rüzgar boyunca dal kenarına açmış ve karınca kurtulmuş. Bir dakika bu da ilk cümle olacak gibi değil. Güvercin gagasıyla yakaladığı bir dal parçasını getirerek karıncanın önüne bırakmış. Bir de üçe bakalım. Güzel parlak tüylü bir güvercin dere kenarına eğilerek su içiyormuş. Bak bu giriş cümlesi olabilecek bir cümle. O zaman en başa üçü koyduk. Tamam. Güzel, güver, gü, parlak tüylü bir güvercin dere kenarına eğilerek su içiyor. Tamam, çok güzel. Ardından da, ardından da... Ne olsun mesela? Su içiyormuş. Bak, bu sırada bir karıncanın suya düştüğünü görmüş. Güvercin gagasıyla yakaladığı bir dal parçası getirerek karıncanın önüne bırakmış. Karınca dal parçasının üzerine çıkmış. Ee, rüzgar vurunca dal kenara yanaşmış ve karınca kurtulmuş diyor. Gerçekten güvercin ne yaptı? Kargayı kurtardı. O zaman... 3, 5, 1, 4, 2'nin olduğu seçeneğe bakalım. 3, 5, 1, 4, 2. Cevabımız C seçeneği. Şimdi bu soruda şuna dikkat ettik. 1. İlk cümleyi bulmak önemli. İlk başta ilk cümleyi bulmazsan, giriş cümlesini bulmazsan e, sıkıntı yaşarsın Tonguç Eren. Sonrasında da birbiriyle anlamca bağlantılı yerlere bakacaksın. Hemen diğerine bakalım. Yukarıdaki anlatılan metinde, yukarıda anlatılan metinde hangi hikaye unsuru belli değildir diyor. Bakalım. Şimdi kişiler belli mi? Belli. Kim kişiler? Güvercin ve karınca. Harikasın. Hemen güvercini ve karıncayı yuvarlak için aldım. Kişilerimiz belli. Olay da belli. Bir tane karınca işte ee, suya düşüyor. Onu kurtarmak için güvercin ona dal parçası gönderiyor. Sonra karınca o dal parçası üzerine çıkıyor. Rüzgar sayesinde kıyıya yanaşıyor. Bir olayımız var. Zamanımız belli. Ne zaman oluyor bu olay? Pazartesi. Nerede yazıyor pazartesi Tonkut'cum? Pazartesi diyorsun ama ne pazartesi ne salı ne çarşamba ne perşembe hiçbir şey yapmıyor burada. Kafadan atıyorsun pazartesi. Pazartesi falan değil. Zaman belli değil. Yani hangi gün olduğunu bile bilmiyoruz. O zaman bu yok. Yer belli. Nerede? Eee... Dere kenarında bak. Dere kenarı da yerimiz. O yüzden dere kenarı yerimiz. Olayımız zaten belli. Kişilerimiz güvercin ve karınca ama zaman belli değil. Geçti diğer soruya. Grafik Dila'nın uykusu nedir? Gerçekten Dila pazartesi günü 9, salı günü 10, çarşamba 9, perşembe 10, cuma 7, cumartesi 11, pazar 11. Oh pazar, cumartesi pazar çok uyuyormuş Dila. Şimdi Dila bir hafta boyunca kaç saat uyuduğunu gösteren bir sütun grafiği hazırlamıştır diyor. Tamam. Gerçekten çok çalışkan Dila. Tebrik ediyoruz kendisine Uykular Dila'cığım. Şimdi. Yine burada bir metinden, bir tablodan iki tane sorumuz var. Grafik, bu, bunlara yeni nesil soru diyoruz sonuç Ceylan Bizler de zaten Zoru Bankamıza buna benzer e, soru örnekleri hep senin için hazırladık. Onları mutlaka çözmeni istiyoruz. E, e, i̇leride gireceğin sınavlarda buna benzer sorular gelecek. Resimli sorular, öğrenciler sıkılmasın yapılmış sorular. Şimdi grafiğe göre Dila en az hangi gün Bakalım. Şimdi bak bunları nasıl düşüneceksin biliyor musun Songül'cum? Bunları bir apartman gibi düşüneceksin bak. Bu dokuz katlı bir apartman. Bunun üstüne yazıyorum dokuz katlı. Bu 10 katlı bir apartman. Bu 9 katlı bir apartman. Bu 10 katlı bir apartman. Bu kaç katlıymış? Bu 7 katlı bir apartman. Bu ikisi de 11 bir katlı bir apartman. O zaman bunların içinde en küçük olan hangisi? Cuma apartmanı. Harikasın bu kadar basit. Cuma günü niye? Cuma 7 katlı bir apartman. Yani 7 saat uyumuş. Geçtik diğerine. Grafiğe göre Dila'nın en çok uyuduğu günler hangileri demiş. E bu belli yani bunu hepimiz biliyoruz artık. Baksana 11 katlı ikisi de. Yani cumartesi pazar Dila resmen horul horul uyuyor. Tebrik ediyoruz. O zaman hafta sonu C diye yazıyoruz. Ve hemen ne yapıyoruz? Artık soru çözme zamanı diyoruz. Bu güzel sorulara benzer soruları çözmek istiyorsan Tonguç Eladım benim. Sen de mutlaka Zoru Bankası'ndan, taktiklik kitabımızdan açıklamada Tonguç mağaza linkinde bulabilirsin. Veya Tonguç kitapçılarından da bunları isteyebilirsin. Güzel güzel sorularını çözüyorsun. Ve yazılarda senin baş yardımcı olan akıl notlarını mutlaka alıyorsun. Burada bunlarla alakalı hatta bak göstermek istiyorum burada bak ee, neler olduğunu. Burada cümlede anlam özellikleri, hikaye unsurları, işte yazma teknikleri. Bunlar tabii bir ders notu. Burada soruyor. Bu yanımıza gezdireceğimiz ders notları. Esas ee, sorular burada Tonguç Helalim'in ve taktik Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yap. Yorumlara yolla. Şimdiden sınavlarına başarılar. Görüşmek üzere Tonguç'um.